Selamlar herkese. Ben İlter Dan Harmingral. Bronz Günlüklerin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu sefer ormanda Lee Sin oynuyor olacağım. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Karşıda Mordekaiser nişancı var. Bronz'da daha önce hiç görmemiştim. Bu yüzden heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Gerçekten ilginç olacağını düşünüyorum. Bronz'da yani oynayabileceklerini merak ediyorum. Umarım oynayabilir. Swindler Fakirmiş ismi. Yani gerçekten görmek isterim çünkü Bronz'da bir Mordekaiser nişancının iyi oynandığını. Genellikle meta bronza pek vurmuyor sanırım. Yani takip ettiğim kadarıyla son kaç maç attık biz? 23 maç atmışız. 23 maçta pek metaya dikkat edildiğini görmedim açıkçası. Bu bir ilk olacak. Sessiz adımlarla. Abi niye karşıdasın ya? Gerçek misin? Yani böyle bir durumda eğer birinin gerçek hesabı olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız Lurking'den King'den falan hesabına bakın. Kazanma kaybetme oranına göre anlarsınız muhtemelen. Bugünkü son maçım olabilir bu. Yani bugün muhtemelen iki video gelir çünkü iyi hissetmiyorum kendimi. Bakalım. Bu arada saat 9'da ESL'de maç sunumu yapıyor olacağım. ESL eSports League diye geçen bir internet üzerinden turnuva birimi denebilir sanırım. Yani bol bol turnuvanın yapıldığı, organizasyonun yapıldığı bir kurum. Ben de orada Shoutcaster'la başladım. Yani sunuculuk yapıyor olacağım. Daha şu an alışma evresindeyim. Yani Zokkos'taki sunuculuktan sonra biraz hani o deneyim oldu. Şimdi kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi iki farklı sunuculuk yapılıyor. Bir play by play denen tam hani savaşı sunan sunucular var. Bir de genel olarak oyun hakkında yorum yapan işte eşya seçimiydi, taktiklerdi falan bunlardan bahseden iki tür var. Play sunmak gerçekten zor yani. Riot Games yayınlarını seyredin mesela. Dünya şampiyonasında bile ki adamlar mükemmel sunucular. Saçma sapan bir sürü şey söylüyorlar. Yani o an sunabilmek adına mesela diyor ki Wukong burada öldü diyor. Wukong aslında orada çok az bir canla kaçıyor. 10 canla sıçratıp kaçıyor. Ama sen onu tahmin edemiyorsun. Öldü demek zorundasın. Çünkü o an hani bir anda gerçekleşiyor. Hepsini sunabilmek zor. Ama adamlar heyecanı çok iyi katıyor. İşte bir anda inanamıyorum falan diye var ya. Millet coşuyor tabii. Güzel sunuyorlar o yüzden. Yani play by play anlatabilmekten çok şeyle alakalı. Rengar ne yaptın sen öyle? O heyecanı sağlamakla alakalı. Play by play denedim. Bir de commenting kısmını deneyeceğim. ESL Türkiye'nin sayfasına bakarsanız orada görebilirsiniz yani yayınlar paylaşılıyor sanırım. Ben daha böyle kendimden tam emin olana kadar kendi sayfamdan paylaşmak istemiyorum şu anda ama. Karşı normalcisi Nunu benim kırmızımı çalabilir. Ben de onun kırmızısına mı gitsem acaba? Onun kırmızısına gitmeyi tercih edeceğim. Güzel. Bayağı güzel. Garen'in sıçrası yok. Işından tuşuyla oynuyor. Q'nuzu buradan atarsanız kırmızıyı bu çalıya kadar çekersiniz. O yüzden Nunu geldiğinde belki zaten çalmış deyip bırakıp gidebilir yani. Bu da sanırım benim kırmızımda. Yani buraya hala gelmediğine göre çünkü onu hızlı bir şekilde dönüyor ormanı. Phase atmadan önce bir yere baskın mı atsam diyorum ama. Wow. Öldü mü? Ölmedi. 16 canlı kaçtı mükemmel. Rengar oynuyor ya şu anda. Bizimkiler üst skor aldı. Bakalım çalmış mı kırmızıyı? Çalmamış. Üst koridorda mavisi var. Kendisi, kendi mavisini alıp sonra muhtemelen kurtlarına gitti. O yüzden zaman kaybetti. Pasifini kullanacağım diye çok kasmayın. Zaten maviniz olduğunda sürekli olarak yetenek kullanabildiğiniz için hani kasmanızı gerektiren bir durum yok. Yani illa her büyüden sonra iki tane düz atak yapacağım diye kendinizi zorlamayın. Aksine
Sizin dezavantajınız olur bunu sürekli yaparsanız. Kendine hakim olursan, rakibe de hakim olur. Koridora gidebilirim. Yani canım az ama tek atabileceğini düşünmüyorum. Ayakkabıyla başlamış zaten. Geldim. Bekliyordum. Bakalım o da sıçra atacak mı? Aynen attı. Yani Nunu'nun sıçra atacağı çok belliydi. O yüzden bekledim burada. W ile yoksa Veigar'a doğru gidebilirdim. Böyle yapalım. Erkenden gezgin çizmesini çıktım. Bu sayede sürekli olarak haritada gezmeyi umuyorum. Bu arada ben normalde mavi çarp eşyasını almıyordum. Normalde Lee'sine moru tercih ediyordum. Ormanda daha rahat dönebilmek adına ama bu sefer böyle seçmiş olduk. Alt koridora gideceğim birazdan. 6. seviye olup gitsem daha iyi muhtemelen ama direkt gitmeyi tercih edeceğim çünkü çok öndeler. Manaları da yok. Yani Mordekaiser zaten kullanmıyor mana ama. En azından Leon'u takip etseydi orada skor çıkartırdık bu arada. Çok iyi. Oo, kill salma. Salmadığımı mı kızacak acaba? Verebilirdim sanırım, emin değilim. Orada yani. Hocam illa skor bende kalsın değildi. Belki sıçra falan atar diye sıç olup olmadığını bilmediğim için. Almış. Gerçi zaten üzerinden anlamam gerekirdi. Girmiyor muyuz? Tamam girmeyelim. Ben burada 6. seviye olmak istiyorum. Keserdik aslında. Devam etse çok fazla minyondan hasar alıyordu çünkü. Yine 6. seviye olamadık. Lee Sin oynamak bu arada çok eğlenceli. Nathaniel B diye bir oyuncu vardı belki bilirsiniz. Şiir gibi Lee Sin diye bir video var hatta. Yani muhtemelen oradan bilirsiniz zaten biliyorsunuz. Seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Bunlar ne ya? Herkes yapar bunları diyebilirsiniz. Ama adam kimse Lee Sin oynamayı bilmezken o hareketleri yapıyordu. Nathaniel B. Adamın iki bu. Tamam bunu Vayne alsın o zaman. Leon aldı. İşte bırakmaya çalışınca da bu oluyor. Vizyonu varmış. Vizyonu yoktur diye düşündüm. Şey yapacaktım. Q attım. Sonra arkasına geçip sıçrayla ya da totemle zıplayarak arkasına geçip ulti atıp sonra Q ile geri adama dönecektim. Bizimkiler de vuracağı için almış olacaktık skoru. Hop, Vayne'de skor kaldı. Mavi verebilir miyim göre? Koyacağım mı internete? Manası yok ama. Kerin'in pasifi neden benim üzerimde? Bunu kaçırmış olmasaydım skordu ya. Yine aynı totem zıpladı.
Totem'e zıpladığında görünür mü oluyor totem? Bu arada beni kesebilir bir daha aynı şey yaparsan. Totem kesmek için girecek ama. Kesemeyeceğimi biliyordum. Ulti atarsa ölürüm diye kullandım sanırım bu sefer. What? Hasar vermeden sıçrattım. Yapmak istediğim şey o değildi. Ah be, geçmedi aradan. Hadi. Mükemmel. Sen yani Mert arıyor. Mert videodayım kanka. Önemli bir şey mi var? Tamam, teşekkür ederim. Bitince oyun ararım seni. Görüşürüz. Tamam. Bay bay. Orada şöyle düşündüm ben. Katarina'yı öldürdüğüm anda sıçratacaktım. Yani üzerime tutuştur bıraksa bile en azından kuleye ölmem diye düşünüyordum. Fakat eğer Q tam tamamlanmadan önce toteme zıplarsanız ya da ya totem ya da herhangi bir şeye zıplarsanız W ile ya da sıçra atarsanız Q'nun hasarını vermiyor. Sanki hiç Q'ya erişememişsiniz gibi oluyor. Ölüyor mu? Bunu buraya geliyor sanırım. Tamam, ben alıyorum bunu o zaman. Yani gelmedi. O yüzden bu zaman dedim. O zaman dedim. Konuşamadım. Yapmamız gerekeni yap. Kırmızısı var. Kırmızısını alıyor sanırım. Kırmızısına koşmalıyım. Şunu kullanalım artık ya. Almış. Aynen. Gerek yok, riske atma et diyorum. Kendine hakim olursan, rakibe de hakim olursun. Gördüler mi Rengar'ı? Çok iyi. Kaçamadım. Kötü oldu. Neyse, ikisinden de skor alabildim en azından. Katarina güçlü ya. Eğer öldüremezsen çok sıkıntı oluyor. Orada yani ultimi saklamış olsaydım ulti attığında da ultisini bozabilirdim. Önemli. Yani yapmam gereken de o zaten ama. Orada Garen... Kesemez mi ya? Garen vurmaya devam etse ultiyle keser gibi mi geliyordu benim? Mavi güçlendirme çöpe gitti bu arada. Yani savaştan sonra öldükleri için. Neyse, alt koridor güzel iş yapıyor. Hop. Ölmeyecek. Sürekli canı gidiyor ama can iksiri bastığı için de ölmüyor. Bana nerede ihtiyaç var? Buradan sonra direkt Ejder'e gideceğim. Rengar güzel kastı ya. 6-0-0. Yani. Taşır. Bu videoyu muhtemelen seyredecek Rengar. Buradan tebrik ediyorum onu. Güzel oyun için. Ultimi kullansam mı kullanmasam bilemedim. Orada yani insek yapmayı deneyecektim ama sonra Katarina'yı gördüm. Vazgeçtim. Tamam, buna insek yapmayı deneyelim. Biraz yavaş bir insek oldu sanki. Yani daha hızlı görünmesi lazımdı. Ve gerek yoktu var doğru inseye. Yani Leona ultisini mükemmel atmıştı. Kendini aştı. Telafi edeceğim. Gidelim. Direkt sıçra attı. Hadi kullan sersem etmeni. Sessiz adım. Çok iyi. Öldüm ya. Orada Vayne E yeteneğini kullandığı için
Katarina tam zıplarken E yeteneğini kullandı. Ben de o anda Q'mu kullandım. O yüzden şöyle oldu. Katarina buradayken normalde şuraya saplanacaktı. Vayne'in E'siyle birlikte. Katarina buraya atladı. Sonra buraya gitti Vayne yüzünden. Ben de oraya doğru gittim. Burada ölmüş oldum. Çok ileride kalarak. Katarina'nın ultisi var sanırım orada. Hasar kasalım mı ya? Hasar kasası var ama. Kasalım. En azından bir tane hasar işeceğimiz olsun. Normalde full tank gidiyorum en iyisine. Yani orman eşyasını saldırı gücü aldıktan sonra. Ya yani üst koridorda oynuyorsam çünkü zaten full AD oynuyorum neredeyse. Burada da yani ormanda da öyle oynamaya gerek yok diye. Kötü oldu. 20'de surrender diyorlardı. Güzel. Alır ki hepsini alır. Bence. Zıplayamadım. Şurada sanırım. Yok değil. Beklemiyordu bunu. Üzülmüştür. Enerjim yok ya. Gel Leon'um. Çok ileri açılı canlı tek başına beni kesemez yani. Ki bitkinliği var. Hani tutuşturu olsa belki bir şansı var diyebilirdim ama. Orada bu arada yani sıçra kullanmamın nedeni şuydu. Toteme zıplayıp Q atsam yetişemezdim muhtemelen. Base'e dönmüş olurdu. Riske atmak istemedim. O yüzden direkt sıçra Q yaptım. Şunu çıkacağım. Hop. Kaçtı. Çok hoş bir taktik o. Alt koridorda olaylar. Bizim alt koridor da iyi ya. Bu maç takım genel olarak iyi. Elimden son anda kaçtım. Ne kadar rahat oynuyor bu? Tamam, Q'ları biraz daha düşünerek atmaya başlayacağım. Gerek kalmadı insek yapmaya, o yüzden gitmedim. Yarın beni kesecek. Orada kırmızı olabilir. Yokmuş. Evet, totem yedim. Piyampirileri oyun başından beri Nunu da ben de kesmiyoruz. Yani alttakini de Vayne kesiyordu zaten. Ben son vuruş yaptım. Nunu çalmaya çalışıyor diye. Piyampirler bayağı güçsüz o yüzden. Çarpınızı kullanmadan önce W'nuzu iki kere kullanırsanız çarptan da canınız iyileşiyor bu arada. Çok kişinin bilmediği bir şey bu yani. Zamanında kimden öğrenmiştim ben bunu? Sezon 2'de biliyordum bunu ama kimden öğrendiğimi hatırlamıyorum. Çünkü Demir İrade'nin açılımı yoğun eğitimi savaş yüceler misin? Sağ Lee Sin 4 saniyeliğinde %5 can çalma ve can emme kazanır diyor. Can emme hani büyü yetenekleri için olan kısmı can çalmanın. Ve çarp da büyü hasarı olarak değerlendiriliyor bu durumda. Yani normalde gerçek hasar vuruyor ama can emme sanırım o zaman sadece büyü hasar için değil. Genel olarak yeteneklerden mi gelen şey? Normalde can emme hani Vlad'ın mesela Q'su zaten can çalıyor. Can emmek aslında daha da fazla can çalıyor şeklinde işleyen bir şey. Ama tam mekaniğini bilmiyorum, çok konuşulan bir şey olmadığı için.
3 saniye. Geldi gibi attım. Wow. Morde eşya seçimini çok yanlış yapmış. İlk eşya olarak öncelikle başladığınız eşya zaten Targon oluyor. Targon başladıktan sonra bir saniye. Tam bir hatırlamam lazım. İlk olarak Yadigar Kalkan başlıyorsunuz. Onu tamamlamıyorsunuz. Eşya olarak bir sonraki eşyanız. İlk eşya sanırım Riley oluyor. Üçlü kuvvet çıkanlar var, Riley çıkanlar var. Ama Dünya Şampiyonası'nda full Riley şeklinde alındı. Orjana. Sıçra mı? Sıçım tutuşur mu? Ah ya. Ölmesin ama güzel de gözüksün diye uğraştım. Yani amacım şuraya atmaktı da o kadar menzil yok tabi. Bronz serisinde bütün oyunlar videoda zaten. Sola doğru yürümedi ya. Kaç abonen var? Ne fark eder? Kendine hakim olursan, rakibine hakim olursun. Devam edecek mi diye baktım da etmedi. Tam alt tab yaptım, Nunu'yu ekrandan gördüm. OBS ekrandan gördüm. Şans. Bence düşünce de iyiydi. Pratikte biraz yavaş oldu. Yani üçünü birden tekmelemekti amacım, sıçra attıktan sonra, ki tekmeledim de sanırım. Tekmeleme kısmında sorun yoktu. Ama Jean'la ultisi bozdu biraz. Neyse, sağlık olsun. Öyle adamı zırh alacağım. Dünya Şampiyonası'nda da alınıyor bol bol. O hareket hızı yani bütün şampiyonlara yarıyor gerçekten. Mükemmel bir olay o hareket hızı. Tamam, oyunu bitirmeye yönelik oynayalım. Lee Sin başlangıçta zor olarak gelebilir bu arada. Yani Q yeteneğini bir kere mutlaka tutturmanız gerekiyor. Ben oyun içinde bir sürü fail yaptım ama olması gereken yerde en azından tutturduğunuzda iş yapıyor çünkü. Insect yapmak zor bir şey değil yani, sadece alışmanız lazım. Elinize hangi tuşun tam olarak oturduğunu öğrenmeniz lazım. Yani totemi atıp hemen W'yu nasıl yapacaksınız? Bunu doğru bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Gerisi kolay zaten. Yani çok bir olayı yok. Biraz düşünce işi. Yani ben mesela özel bir şey yapmadım bu maç. Sadece o sonda yaptığım şey düşünce olarak biraz hoştu ama tam beceremedim. Ya tam o anda karar vereceksiniz güzel bir şey yapmaya ve yapabilecek kadar da pratiğiniz olacak. Önemli olan bu. Gripex'i öneririm bu konuda. Gripex şöyle yazılıyor, göstereyim. Gripex. Bunu aratırsanız Google'da Gripex Lee Sin diye. Seyredin mesela videolarını. Normal eğitici yayın yapıyor, onları seyredin. Mükemmel bir şekilde Lee Sin oynuyor. Sadece Lee Sin oynayabiliyor ama mükemmel bir şekilde oynuyor. O karar verme aşamasını
nasıl o güzel hareketleri yaptığını falan ciddi anlamda anlarsınız Lee Sin'in olayını. Takım çalışması verelim herkese. Gayet güzel oynadılar çünkü. Seyreden herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.